Tak geri canlarım. Video yaşayan canlarım bugün tam gaz ana anlatmaya devam ediyoruz. Ana adam olacağız bundan sonra. Önceki videolara ilginiz için çok teşekkür ederim. Ana videoları tam gaz devam edecek. Sizden bir küçük ricam var. Yorumlarda çok bölük pörçük herkes farklı bir şey diyor. Herkesin istediği şeyi yapamam. Bir kesim demiş ki can oyunu oynarken konuş. Bir kesim demiş ki tam tersini yap ki daha rahat anlatabil. Ben de ara ara istediğimi yapacağım artık yapacak bir şey yok çünkü 100 kişi bir şey demiş 100 kişi aksini söylemiş. Videoyu başlamadan abone olma işleri beğenme işlerini yaparsanız çok sevinirim. Kanal 10 numara ilerliyor şu anda. Bugünkü konumuz Janoski'nin 15 yaşlarında yaptığı bir minik hata. Asla ve asla hayatımda başkasının kavgasına gitmeyi kimseye önermiyorum. Eş olur dost olur apayrı bir durum olur o ayrı da kamera niye benim beyazlaştı ya. Onlar zaten apayrı durumdur ama şimdi anlatacağım anıyı anlayınca ağlayacaksınız. Anıya başlamadan önce liseye geçiş anılarım var benim. O videoyu izlerseniz daha da iyi anlarsınız duygu durumu o dönemki. Ama ben yine bir kısa özet geçeceğim. Lise 1'deyiz kız meslek lisesi. <laughs> Birinci sınıf öğrencisiyiz. Okuldaki ortama pek beğenmediğim için dışarıdaki arkadaşlarımla çok fazla vakit geçiyorum. Mahalleden, internet kafeden vesaire benim bir tane arkadaşım vardı. Anlarda hep söylüyorum. İsimleri maalesef vermemeye çalışıyorum. Keşke versem tak tak diye anlatsam. Belli detayları da söyleyemiyorum maalesef. Çünkü o insanların çoğu hala hayatımda ve, ve, ve ucu bir şekilde onlara dokunabilir. Benim bir arkadaşım vardı. Adı Ahmet olsun. Ahmet arkadaşımla internet kafede çok takılırdık. Dışarıda çok takılırdık. Çoktan beri mahallede beraber büyüdük. Bu arkadaşım lise 1'deyken bir kıza aşık oluyor. Ama kız da böyle farklı bir okulda. O dönemde Alanyalıları söyleyeyim. Ova'daki bir okul. Obadaki bir lisedeki bir kıza aşık oluyor. Kız da obalı. Benim arkadaşımda o dönemde Asya motoru var. Tak tak tak. Hmm. Kız araları çok iyi. Sevgili oluyorlar. Birbirlerini seviyorlar. ilişkileri yürüyor vesaire vesaire derken. Konu bir anda kavga meselesine dönüyor. Kız da araları çok iyi olmalarına rağmen arkadaşımın. Kızı seven birisi mi varmış? Kızın öylesi mi varmış? Böylesi mi varmış? Eski sevgilisi miymiş? Abisinin bilmem neymiş gibi. Benim çok da bilmediğim bir konu başlıyor. Benim Ahmet adlı sallıyorum bu arada. Arkadaşıma diyorlar ki kardeş şuraya gel. Acil gel o kuzdan uzak dur konuşmamız lazım diyorlar. Ahmet arkadaşım da bunlar yaşanırken benim yanımda olduğu için internet kafedeyiz mesela. Benim yanımda olduğu için tak diye bir anda diyor can acil gitmemiz lazım beni çağıralar. Ne oldu? Benim kuzey yapmışlar bilmem ne. Böyle anlatıyor bana. Empati yapıyorsun. Aynısını sen yaşasan yardım etmeyecek mi arkadaşın? Etmek zorunda. Ya tamam kardeşim o zaman diyoruz. Tak motora biniyoruz. Motor sesi o kadar illet bir sesti ki tüm mahalle bize sövüyordu geçerken. Öyle cringe bir motoru vardı Asya. Kaç 115 sislik miydi onlar? Ehliyeti bile olmayan bir çocuk. Bir de ön <laughs> Arkadayım tek başına ön dikmesi biraz sıkıntı Arkada birisi varsa arka tarafı yük bindiği için ön dikmek daha kolay hale geliyor Can diyor tutun diyor Arkaya şöyle tutuyorum hmm, Bir ön dikmeye başladık giderken obaya Alanya merkezden Çat çetin bir düştüm Yani Ahmet yüzünden hala dirseğimin şurasında bir iz var maalesef Hatıra dövme niyetinde saklıyoruz Canı sağ olsun kardeşimizin Motordan bu şekilde düştük Yani olaya gideceğiz zaten Motordan düşüyoruz bir de Ulan diyorum Ahmet bak Kardeşim sıkıntı olur biz gidiyoruz bizim mekanımız değil benim bildiğim bir yerde hiç değil obayla hiç alakam yok çocukluğundan beri hep merkeze takılırım ben. Yani biraz daha böyle illegal işlerin döndüğü bir yer oba. Ankara Çinçin gibi düşünün Ankara Çinçin kadar olmasa da yine o misaldi. Abi yolda düştük ya Ahmet diyorum. Bunu kanka yapacağın işi ya diyorum. Küfür ediyorum, bağırıyorum. Çünkü sinirlendim. Durduk yere motordan düştük ya. Üzerimde de okul kıyafeti vardı benim. Pantolon siyah, üstte işte okul tişörtü giydirdi. Pantolon yırtıldı. Her sene birkaç kere pantolonum yırtılıyordu. Sırf bir şey olur. Motordan düş, koşarken düş, kaykaydan düş. Abi her neyse benim canım zaten sıkıldı. Yani olmamam gereken bir yerdeyim normal şartlarda. Kardeşimizin yanındayız ama olsun. Bir de pantolon gidince durduk yere keyfim kaçtı. Çocukların bizi çağırdığı yere gittik. Bir parka çağırmışlardı. Parkın bitişiğinde de yakın taraflarında bir tane market vardı. Ahmet dedi işte kanka benim sigaram bitti bir sigara alayım dedi. Markete gitti sigarasını aldı. Sigara içiyor. Düşünüyor. Ya orada kaç kişi vardır acaba? Niye geldik falan filan? Ya kanka diyorum. Ben öyle sabah akşam dövüşen kavga eden birisi değilim. 15 yaşındayız. 15'e yeni girmişiz hatta. Ahmet kardeşimle Mayta'ya yazılmışız. Kapak fotoğrafında kişi o Ahmet kardeşim değil bu arada. O dönem Mayta yapıyorduk. Ayrı bir gaza geliyorduk anlatabiliyor muyum? Mai var çocuklukta benim tekvanda geçmişim de var. Kavga etmişimiz var bir şekilde yolu buluruz ama gidince göreceğimiz şeyi hayal dahi edemiyoruz. Abi iki tane 15 yaşındaki salak çocuk bir kız meselesi için işte Ahmet sigarasını içtikten sonra parka giriş yaptı. Parka bir girdik. Önce 4-5 kişi vardı. Gayet tamam dedik yani mantıklı. Adamların mekanına gidiyoruz sonuçta. Parkta artık onların mekanı. Parka gidiyoruz. Okey dedik. Motoru parkın içine kadar çekti salak. Dışarı da bırakmıyor. Bir insan bir yol yapar da kaçma fırsatımız olur değil mi? O olası bir durumda bunun diye. Oradan bir yandan da kız arkadaşı mesaj atıyor. Sakın oraya gitmeyin, sakın şöyle yapmayın, buraya gitmeyin. Kız da kavga etmeyelim istiyor. Sonra bir anda Ahmet yanındaki arkadaşımla karşı takımdaki çocuk konuşmaya başladı. İşte o kız şöyle bir kız bizim mahallemizin kızı. Sen nasıl onunla konuşursun? Nasıl sevgili olursun? Onun uzak duracaksın hem o bizim çok eski bir dostumuzun eski sevgilisi falan filan muhabbetine geliyor. Bizi oraya çağıran çocuk da yani Ahmet'i çağıran çocuk da o kızın eski sevgilisinin en yakın arkadaşlarından birisiymiş. O yüzden de Ahmet'e böyle durduk yere şekil şıklı koyuyorlarmış. Onların arasında daha önce dönen bir husumet bilmem ne bir şey varsa bir fikrim yok. Bu Ahmet dediğim arkadaş da harbi deli. Zır delinin teki. Cebinde muştası olur bilmem ne olur. Bu arada çetin bir bilgilendirme yapayım. Hiçbirine özenmeyin, işte motorda ön dikmeyin, e araç kullanmayın, kavga etmeyin. Bunlar kötü, yaşandı bitti, saygısızca bize de an olarak kaldı. İşte arkadaşlara kötü örnek oluyorsun diyen tayfa çıkmasın. Bizim Ahmet çocuk da konuşuyor. Ama mesela Ahmet çocuğa bir şey diyor, mantıklı, çok zekice bir şey diyor. Karşı takım keko, adamlar keko lan. Salak salak konuşuyorlar, hareketler yapıyorlar. Burnunu çekiyor, yere tükürüyor. Anladın sen o tayfayı, tipleri de anladın. ben hissediyorum, ben de diyorum o anda. Ne olacak acaba? Ne yapacağız burada? Kara kara düşünüyorum. Çünkü çıkar yol yok. Yaptığımızda saçma oraya gitme hareketi. Yanlış bir karar yani. Çok belli yanlış bir karar oldu. Yardım e nasıl atlamış üzerimize. Ahmet çocuğa bir şey diyor. Çocuk Ahmet'e atar yapıyor. Ahmet mantıklı bir şey söylüyor. Yan taraftan diğer kişi de bu sefer bizim Ahmet'e laf sokuyor. Anladın sen o tayfayı. Yani bir sebep arıyorlar. Bir tane yumruğu tak buruna geçirmek için bir tane mantıklı sebep arıyorlar kendilerince. En sonunda kavga fitillendi. Böyle hafif de yükselince ortam küfürler başlayınca. Tak diye bir anda kavga başladı. Adamlar zaten 4-5 kişi biz 2 kişiyiz. Alma şansımız yok. 15 yaşındayız. Gittiğimiz alanlar en az diyorum sana 17-18 yaşındaydı o dönemde çok rahat bizden büyükler. Cüssü olarak zaten büyükler. Hadi büyük olsunlar da cüssemiz şey olsun. 15 yaşında bir, ben o kadar da büyük değildim yani. 1.90-1.95 arasında değildim. Kavga fitillendi. Oradan Ahmet birine geçiyor. Ben oradan birini tekme atıyorum. Oradan o buna, oradan o buna derken biz bir anda bir yere düştük. Çünkü sıkışıktık. Çevremiz kapalıydı. Koşup oynasak böyle yavaş oynayalım. Lol diye bir sahi. Koş vur, koş vur kaç bilmem ne. Yok fırsat yok. Aradan sırgıl kaç tutuyorlar. Sırtından tutuyorlar. O, o gün zaten bizim pantolon GG'de düştüğümüz zaman. Üstteki her şey dağıldı. Yere bir düştük. Yere düşünen kurtulma şansın yok. Ayaktayken bir iki tane yumruk sallayabilmişizdir. Bir iki tekme atmışımdır. Ben belki çocuğun ayağına vurdum. Birini içerime tık bir yere düşürmüştüm zaten. Ondan sonra bittik. Yani agresifle davranmamak lazım aslında. Ahmet şey kafasındaydı. Dayağımı yiyeceksen çocuğa bir tane geçireyim ondan sonra dayak yiyeyim kafasında olan birisiyle. Yani Manyan teki. Yani yere bu şekilde kapaklandık. Duruyoruz abi. Vuruyorlar. Tekme atıyorlar. Tekme nerede? Çok güçlü ilk ekoların. Tekme atmayı bilmezler. Abi bir de bu dayan belli bir limiti var. Mesela ilk başta 5-6 tane yumruk yediysen ondan sonra 10 yumruk yesen de tamam. Hissetmiyorsun. O an adrenalin işte beyni artık ne yapıyorsa bize ölümsüz gibi hissediyorsun. Enerjin çok yüksek oluyor. O ana geldikten sonra da bir karşı atak denedik çocuklardan. Hadi bir daha saldıralım diye. Bir kalktık tak 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 derken hayatımın Böyle film şeridi gibi geçtiği an olur ya gözünden önünden, ölüm anı. Bir baktım chatim. Tofaşlar, araba sesleri, bir anda asılar. Motorlar gelmeye başladı direkt. Fren sesi. İçeri bir girdi adamlar. Yemin ederim sana, hayatım en şok anlarından birisi. Zaten iki kişiyiz, adamlar en az beş kişi, bizle konuşan tayfa. Adamların yanına 50 kişi geldi. 50 kişi geldi, çocuklar bizi dövmeyi bıraktı o an. Çocuklar bile korktu gelenlerden. Belki bizim tayfaları diyedir, belki. Abi adamlar bir geldi. Ne oluyor lan burada bizim mahallemizde falan filan demeye başladı. Biz ilk başta çocukların adamları sandık. Ama gelen tayfanın yarısı çocukların adamı. Yarısı mahallenin abisi çocuğu. Her yaştan kişi var. 10 yaşındaki çocuk da var. 22 yaşındaki adam da var. Orada işte tekrardan konuşmaya başladı çocuklar uzaktan söyledi. İşte bu bizim karımıza kızımıza bilmem ne diye bir başladı konuşmaya. O an onlar bir koşmaya başladı Çetim. Yani o gazı bir verdi. Bize öyle değil falan diye bağırıyor. Öyle değil. Öyle değil abi. Öleceğiz. Oğlum ölürüz lan. Oğlum ölürsün. Yani ölürsün hayat boşa gider. Ben de o iş öyle değil diyorum. Sonra hayatımızı kurtaran kişi geldi. Biz ona Ahmetli Hulk dedik. Cetim. Neden Hulk dedik? Bugün de özel Hulk tişörtümü, <laughs> sivitimi giydim. Adamın üzerinde yeşil bir gömlek vardı. Yeşil bir keko gömleği vardı. Buralarda şöyle açıktı. Asker künyesi vardı. Adam bir geldi şöyle cüsseli. Biz yerden böyle hayal meyal hatırlıyoruz çocuk. Çünkü gökte gibi gözüküyor. Çok büyük birisi değil. Cüsseli boyu da aman aman uzun değil. Ama harbi kalıplı büyük birisi. Boy olarak uzun değil sadece. O 50 kişilik tayfanın arasına çocuk bir geldi bizi bir kurtardı. Nasıl olduysa artık hatırlanmıyor Çetim o an. Kavga başlıyor yani ben yerde kapandım. Sanki bunlar 10 saniyede bitmiş her şey yaşanmış gibi hissediyorsun. Maksimum 5-6 saniye sürüyor gibi geliyor ama aslında 2 dakika bayılmışsın mesela yerdesin. Çocuk aldı dametli bizi şöyle üzerimizi bir kapandı. Aldı bizi şuradan kenara bir çekti ittirdi bizi. Ben dedim herhalde bu da bizi dövecek. Kapattı kurtardı bizi ama bir ittirdi bizi sonra önümüze geçti. Hareket şu. Aynı bu hareketi yaptı. Köklerle konuşmaya başladı. Ne oldu işte böyle şöyle. Olayı tam anlamıyla anlattık. Reisledik biz buraya konuşmaya geldik. İki kişi geldik. Bir anda kavga başladı. İşte kavga sebebi ne? Kavga sebebi şu. Yani adam aslında kız meselesinin öyle bir şey olmadığını. Yeni bir ilişki olduğunu vesaire kendince anlattı Ahmet. Sonra adam dedi bu arkadaşlar gidiyor. Bunlara hiç ellemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Burada yapmayacaksınız dedi. Böyle yeniden yaşadığımı fark etmeye başladım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bir daha kavga etmeyeceğim. Allah'ım söz. Bir daha kötü şeyler yapmayacağım falan tribine. Bir daha böyle şeyler uğraşmayacağım. Bu Ahmet kardeşime de çok şey yapmayacağım. Tamam. Adamsın Ahmet. Arada çay içeriz falan filan ama bir daha böyle kavga muhabbetlerine Özellikle bilmediğin kavga muhabbetlerine bir de kız meselesiyle ise hiç mi hiç alakam olmayacak diye kendimce konuştum. Bizim gidiş anımız var. Benim pantolon zaten önceden yırtılmıştı dizden. İyice açılmış o biraz şöyle. Zaten burası yaralıydı. Burası iyice yerde bir sürtünmüş sürtünmüş mahvolmuş. Yürürken Ahmet'le bunu konuşuyoruz işte kanka. Ne yaptık biz ya ne oldu ama senin yapacağın işi diye küfür ediyorum ona. Sonra şey dedi. Kanka nasıl racon koydum ama. Kanka nasıl ama. Yani böyle konuşmaya başladı bir an. Oğlum dedim sen halüsinasyon mu görüyorsun kanka deli misin? Yani bu olayı sanki bir soruyu almışız, halletmişiz, konuşmuşuz, dövmüşüz gibi anlatmaya başladı çocuk. Ka kafayı yemiş. Ben suskunlaşmaya başladım. C bu çocukta cidden bir sorun var acaba? Trollemiyordu ama. Haha <laughs> kanka şaka yapıyorum falan demiyor. Ciddi ciddi böyle olduğunu düşünüyor. Sonra motorda eve dönüş yapıyoruz. Zaten oba ve merkez çok uzak yerler değil. Eve dönüş anında motorda ben böyle düşünceleri dalıyorum. Acaba nerede hata yaptık şu çocuk? <laughs> niye, böyle oldu? <laughs> Dertliyim. Kulağımda hüzünlü Müslüm Gürses müziği çalıyor. Sonra X intel kafeye vardık. Orada arkadaşlar vardı bizi görürler. Oğlum ne oldu lan size? Bizim Ahmet bir anlatmaya başladı Ya kanka Can kardeşimle bir obaya gitmişiz orada tak 50 kişiyle vs attık bilmem de şöyle böyle Böyleyim <laughs> Öyle bir dayaydıktan sonra <laughs> Bir daha da bir arkadaşımın kız meselesi gibi bir olay Yaşanmadı neyse büyüdük 15 yaşın cahilliği 14'ten 15'e yeni geçmişsin lise 1'e yeni geçmişsin insan hata çok fazla yapar Bize de deneyim olmuş oldu Mesela 6 yıllık bir ilişkim var şu anda 6 yıllık ilişkimde Gerçekten birini dövmek zorunda bir kere kaldım sadece. O da lise 3'teydim. Benim kız arkadaşım lise 4'e gidiyordu. Farklı okullardaydık. Bir tane çocuk varmış. Çocuk sürekli benim kız arkadaşımın grubuna gidip işte size kola satayım mı? Kola alıyormuş. Kola satmaya çalışıyor. Ulan ne alaka? Bir gün sigara istiyormuş. Bir gün kola istiyormuş. Sürekli böyle saçma sapan bir muhabbet. Bir şekilde laf arasında kız arkadaşım da onu söylüyor bana. Normalde hiç söylemez. Ben kavga etmeyeyim, dövüşmeyeyim diye elinden gelen her şeyi yapar. Hiç de öyle bir şey yaşanmamıştır zaten. Ama diyorum lan ne alaka. Bir değil, iki değil. Ya bildiğin ediyor. Ümidi ile Elon Musk'ı hatırlıyorsunuz chat'im. İlik tayfa biliyor. Bertcan'la Alparslan. Yengeniz Bertcan'la Alpasanla aynı okuldaydı. Hemen onlara bir telefon ettim. Kanka böyle bir çocuk varmış. Adı şu şu. O çocuğu alın. Öğle arasında oraya geleceğim dedim. Tamam kanka dediler. Öğle arasında tak diye gittim. Tam 10 dakika vardı kız arkadaşımın okuluyla benim okulum arasında. Motorla tak diye 4-5 dakikada gidiyordum zaten. Öyle arasında da kız arkadaşım çıkmasını bekliyordum. Beraber öğle yemeği falan yiyorduk. Alpasta'nla Bercan o çocuğu almışlar. Bekliyorlar böyle bildiğin. Ama şöyle tutmuşlar. <laughs> kardeşim mahiyetinde. O da ne oldu ne oldu diye soruyormuş. Abi bir gittim. Çocuk geldi. Gel kardeşim şöyle dedim. Sakinim. Uzaklaşalım çünkü özel okul. Bir de özel okulun önünde kavgama muhabbetine hiç gerek yok. Öğretmen bir şey olur. O bu şu gelir. Gel kardeşim dedik gittik. Sen abi bizim çocuklara siz gelmeyin kanka dedim. Bir ve bir adamlı çocuklar ne yaştayız. Her şey olabilir mis gibi. Çocuğun kafasını aldım. Güzel kardeşim dedim sen niye böyle şeyler yapıyorsun. Abi hiç öyle bir şey yapmıyorum abi yanlış anlamışsın abi öyle değil öyle değil şöyle değil falan filan diye çocuk bir anda ağlamaya başladı. Yani bir kere kavga edecektim kız arkadaşım için gönül rahatlığıyla. Onu da çocuk ağlamaya başladı. Ben de harbi duygusal bir insanım. Çok kötü bir şey yapmış olsa belki bu kadar duygusal olmam ama o anda anlıyorsun. Ulan diyorsun. Kalp mi var bizde? Duygusalım yani. Çocuk ağlamaya başlayacak. Yumruk mu açacağız çocuğa? Tamam o zaman bir daha böyle yapma. Şöyle yapma falan filan derken çocukta biraz muhabbet gelişti. Benim de çok küçüklükten ilkokuldayken bir tane arkadaşım vardı. Adı A diyelim. A arkadaşım engelli bir arkadaşımdı. Doğum anındayken oksijensiz kalmış. O yüzden değneklerle yürüyordu. Ama çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Beraber oyun oynardık. Bu işte bizim kız arkadaşlarımız rahatsız kişi de onun kardeşiymiş. E bir de o bilgiyi alınca ben bu çocuğu yani nasıl döveyim? Tamam kardeşim dedim. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasın. Yani sadece lisede bir kere kız arkadaşımla ilgili böyle bir kavga hanım oldu. Kendi kız arkadaşımla alakalı ilişkim var. Yaşanana bak. Bizim Ahmet için gittiğimiz kavgada yediğimiz dayağa bak. Tabii kız arkadaşı dışında olan kavgalar apayrı şeyler çetim. Onları ayrı bir boyuta taşıyın. Evrim Ağacı misali o da farklı videonun konusu. Harbi o da farklı videonun konusu. Kavganların seversiniz yüksek ihtimalle kötü bir şey. Ama aklıma geldikçe anlatayım. Geçen videoda bunu söylemiştim. Sizin yorumlarınızda da artık videoda yer vereceğim. Okuyacağım ve cevaplayacağım diye. Hem bu yorumu tekrar tekrar atmaya gerek kalmaz. Hem de farklı sorular sorabilirsiniz. Varsa spesifik sorunuz sorun yorumlarda. Diğer videoda cevaplayayım. Bir şey demiş. Ya kardeşim ne anlatıyorsun sen? Okumak mı kaldı? Çıksınlar yurt dışına. Öyle söyle hepsine. Bu arada hazır kitlem var. Ne diye memurluğa girersin? Harbi sıkıntılı bir durumdasın. Yani anlamadım. Herhalde bunu niye böyle yazmış bilmiyorum. Hayattan umudunu kesmiş birisi. Abi üniversite videosunda yorum yapmış olabilir bu arkadaşım. Tekrar izleyebilirsiniz. Aynı şeylerden tekrar tekrar bahsetmeme gerek yok. Üniversite okuyun. Kötü bir şey değil. Tecrübe edinirsiniz. Hayatın en güzel yılları. O kadar acımasız bakmayın hayat. Hayat çok kötü, pahalı bilmem ne. Bir yolu her zaman bulunur. Bu da bu yayıncılığı youtuberlar herhalde. Ben milyon dolarlar kazanıyorum çok zenginim sanıyor. O yüzden ne memurlukta uğraşıyorsun devam buradan kafasında. Daha öğrenciyiz. İnsanlar bunu anlamıyor. Yani videoda desem bile kardeşim ben stajyer öğretmenim. Daha öğretmen olmadım. Üniversite son sınıf öğrencisiyim diyorum. Ne diye memurlukta uğraşın? Ya öğrenciyim kanka. Okul bir bitsin. Okul bittikten sonra de bunu. Ya şu yorumlar çok fazla geliyor bu arada. Abi staj bittikten sonra yeni kanal açıp ders anlatman yok mu? Ders anlatma kanalı Türkçe nezdinde belki böyle bir şey yapabiliriz. Diğer derslerle alakam yok bildiğiniz gibi. Belki ileride niye olmasın? Benim de aklımda olan bir şey. Çocuklar güzel insanların etrafına toplanır. Onlara örnek ol başlıları gibi ördek değil seviliyorsun canım. Hani öğrenciler çevremde oluyor, çok kişi oluyor vesaire demiştim ya. Geçen videoların birisinde. Ona itafen yanlış. Eyvallah bro. Yorumlarda şunu diyen çokça bir tayfa var. Geçen videoda söylemiştim yine. Bu anı videolarına konuk almamı ister misin? Sayın hocam bu şekilde at videoları maçı oyna akabinde anlat. Ben de İngilizce öğretmenle okuyorum. Seneye staj var bakalım istersen videoya dahil olabilirim. Okuduğunuz bölüm yaptığınız bir meslek varsa Discord'a gelin. ile iletişime geçin benle. Bir sonraki videolarda bunları kullanalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.